Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir video ile karşınızdayım. Masamda gördüğünüz gibi şık bir kutu var. Bu kutuyu yeni bir site keşfettim. Oradan sipariş ettik arkadaşlar. TomTop, Nur Topu gibi bir sitemiz oldu. TomTop sitesinden sipariş ettim. Fiyatını baştan söyleyeyim. Böyle bir cihazın fiyatı 33.99 dolar. Yani şöyle kısaca 34 dolar diyebiliriz. Ama bunun içerisindeki cihaz öyle dolarla falan ölçülecek cinsten değil arkadaşlar. Gördüğünüzde zaten hak vereceksiniz. Her elektronikçinin, her atölyenin baş tacı bir cihaz. Üzerindeki dijital göstergesi renkli arkadaşlar. 3 kademeden oluşuyor. Voltumuzu, amperimizi, wattımızı, her şeyimizi gösteriyor. Giriş voltajını, çıkış voltajını ayarlanabiliyor. Devrelerde çalıştığımız zaman ayarlar yapabiliyoruz. Amper ayarını en ince ayrıntısına kadar yapabiliyoruz. Aynı zamanda her şeyden önemlisi giriş voltajı AC değil DC voltaja besleniyor. Yani şöyle söyleyeyim, bir power bankınızla, bir akünüzle, 12 volt akünüzle, herhangi bir lityum lipo pille bu cihazı besleyerek 15 amperle 50 volt arası bir akım elde edebiliyoruz. TPS5015 arkadaşlar. Kutusunu atalım gitsin. Ve içerisinden çıkan kullanma kılavuzu gayet okunaklı ama tabii ki benim için okunaklı değil. İngilizcem yok arkadaşlar. Çincem de yok. İnşallah yarın bir gün bunları Türkçe'ye de çevirirler. En azından 1-2 sayfasını Türkçe yaparlar diye umutlanıyorum. İçerisinde geniş anlamda renkli baskı şeklinde cihazla ilgili bazı notlar mevcut arkadaşlar. Bu da bizi ilgilendirmiyor. Kullanacağız, göreceğiz. Cihazımız burada arkadaşlar. Kaliteli cihaz şöyle ağırlığıyla bir kere kendini belli ediyor. Display ekranımız var ve kartımız özel bir kart olduğunu hissettiriyor. Şöyle ağır bir malzemeden oluşuyor ve PCB kart kalitesi, üzerindeki SMD parçaların kalitesi, ben buradayım diyor arkadaşlar. DC voltaj geliyor, DC voltaj çıkıyor. Dediğim gibi bunu her türlü kaynaktan kullanabiliyoruz. İçerisinde şöyle 2 adet kablomuz var. At gitsin bunu. Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bunu bu şekilde çıplak şekilde de kullanabilirsiniz. Herhangi bir karton kutunun içerisine de koyup kullanabilirsiniz. Hazır kutular satılıyor. 20-25-30 lira civarında. Alıp o kutunun içerisine de koyup kullanabilirsiniz. Ben ne yapacağım? Dekoto kullanacağım. Ve kameramızı masamıza getiriyoruz. Videoya başlıyoruz. Ben kameraya getirene kadar siz arkadaşlar videolarımızı paylaşıp kanalımıza desteklerinizi sunabilirsiniz. Şöyle malzemelerimizi bir de yakından görelim arkadaşlar. 100 watt 6 amperlik bir trafomuz var. Mikrodalga fırından çıkardığımız voltaj regülatörümüz var. Soket kullanacağız, anahtar kullanacağız. Plaket üzerine bir devre yapacağız arkadaşlar. Çünkü buradan aldığımız akımlar AC akım olduğu için DC akıma çevirip bizim bu güzel kartımızı DC akımla besleyeceğiz. Ortalama 40-45 voltla beslemeyi düşünüyorum. O civarda bir çıkış alabileceğiz buradan. Arkadaşlar demin söylemeyi unuttum. Bu cihazın en önemli özelliklerinden birisi de hemen şurada dikkatimi çekti. Bluetooth devresi de takabiliyoruz. Şu kısma TX, RX diye girişler var. Artı eksi. Buradan Bluetooth kartımızı taktığımız zaman bu cihazla bilgisayarımıza uzaktan erişebiliyoruz. Ve bu cihazımızı bilgisayarımıza kuracağımız bir programda çıkan arayüzden cihazımızı detaylı bir şekilde kontrol edebileceğiz. Buradaki bütün verileri bilgisayara kaydedebileceğiz ve bilgisayardan gözetleyebileceğiz. Öyle de bir özelliği var. Öncelikle besleme devremizi halledelim. Yani buradaki gerekli voltajlarımızı alalım. Fan için buradan ayrı bir bölgeden alacağım arkadaşlar. 24 volt bölgesinden cihazımızı besleyeceğiz. 13 volt bölgesinden de bizim fanımızı besleyeceğiz. Fan içinde buradan ayrıca bir hat çekmem gerekecek. Yani diyotlar kullanacağız. İşleme başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi montaja geçeceğim. Tabii ki hızlı geçeceğiz montajda. Anlatmayacağız. Montaja geçmeden önce burada ne yapıyoruz şu anda onu anlatalım. Trafomuz vardı bildiğiniz gibi. Bu trafo üzerine bir video çekmiştik. Voltajlarını tespit etmiştik. Bu cihazın en ideal voltajı 50 volt. Yani 50 voltla daha güzel çalışıyor. Daha verimli çalışıyor. Bizim trafodan ne çıkmıştı arkadaşlar? 22 volt, 10 volt, 13 ve 5 volt çıkmıştı. İki çıkış yapacağız. AC volt 12 volt çıkarabilmek için şöyle bir doğrultma devresi yaptım. Bunun şurada hemen şurada da olabilir. Şeması yer alacak. Burada şöyle bir transistör kullandım. Gördüğünüz üzere. Şöyle şemadan anlatırsak. Basit bir devre yaptım. 1 adet kondansatör, 4 adet diyot, 1 adet de BD140 transistör kullandım. Buradan arkadaşlar 13 volt girecek. Buradan 12 volt çıkacak.
Dolayısıyla fanımızı bu kartta çalıştıracağız. Bu cepte. Bunu ayıralım. Bu kartı da ben daha önce mikrodalga fırından sökmüştüm. Güzel bir voltaj giriş regülatörü. Giriş klemensinden 50 volt vereceğiz ve çıkış klemensinden de buradan diğer ayarlı voltajlarımızı alabileceğiz. Basit devre daha yaptım. Bu da bizim anakartımızı besleyecek olan trafodan gelen 50 voltumuzu. Buradan normalde arkadaşlar 22 volt alıyoruz. 22 voltu ben 60 volta çıkardım. 60 volta nasıl çıkardık? Şuradaki bizim 22 voltun dış bacağıyla 10 voltun dış bacağı, yani şu kenar bacaklarını, şu ikisinden 60 küsür volt çıkıyor. Bunu 60 küsür voltu ben 50 volta düşürebilmek için şöyle bir doğrultma devresi kullandım. Burada da arkadaşlar, şurada göstereyim ben size. C5027 bir transistör kullandım. Bir adet 770 mikrofarad 50 volt kondansatör kullandım. Bir de köprü diyotumuz var zaten. Doğrultma devresi. 60 voltu bu tam 50 volta düşürecek. Ön panelde anlatayım, hemen montaja başlayalım. Burada 4 adet çıkış var. Bu ne arkadaşlar? Bunun birisiyle giriş, birisiyle çıkış alacağız. Yani voltaj çıkışlarımızı şu ikisinden alacağız. Buradan da giriş vereceğiz. Yani bu cihazımıza dışarıdan da giriş verebileceğiz. Elektriğin olmadığı yerlerde böyle akü tarzı yüksek kaliteli pillerle giriş yaparak 50 volta kadar çıkış alacağız. Bir bakıma arkadaşlar bunu inverter devresi olarak da kullanacağız. Bu USB'leri neden koyduk arkadaşlar? Cihaz üzerimizde amper ayarı olduğu için bu benim için büyük bir avantaj. Gerek tablet gerek telefonlarımızı 1 veya 2 amperle şarj edebileceğiz. Onun içine böyle bir USB port eklemek zorunda kaldım. Burada gördüğünüz üzere 2 adet de anahtar kullandım. Bunun birisi giriş voltajımız, yani açma kapama anahtarımız. Birisini de USB portu buraya bağlayacağım. Herhangi bir şeyi şarj etmek istediğimiz zaman buradan açacağız ve USB'den şarjımızı yapacağız arkadaşlar. Laptop voltaj girişimiz var. Bunu 220 girişi yapacağız. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again.
Neler yaptık? Kısaca bir daha bahsedelim. Çünkü burası biraz karışık. Gördüğünüz gibi karman çorman oldu. Trafomuzdan aldığımız 61 volt AC voltajımızı şöyle bir basit devreyle 50 volta düşürdük. 48-50 volt arası bir voltaj alıyoruz. Bununla bizim switch mod kartımızı besleyeceğiz.
Buradan geliyor çıkış voltajımızdan 50 volt. Switch mod girişine giriyor. Aynı zamanda switch moddan bir anahtar bağladım buraya. Şöyle iki kademeli. Hem artıyı hem eksiği kesiyor. Bu anahtarı buraya niye koydum? Bu her zaman burada voltaj olmasın diye. Kullanacağımız zaman, örneğin buraya akü takacağımız zaman buradaki anahtarı açıp aküyle bu cihazımızı kullanacağız. Akü veya pille vesaire güç kaynaklarıyla. Çıkış voltajlarımız buradan olacak. Buradan alacağımız voltajı zaten buradaki kademeli anahtar üzerinden voltajlarını ayarlayacağız ve çıkışımızı buradan alacağız. Onun dışında anahtarımız, bu açma kapama anahtarımız, bu 220'ye bağlı direkt. Etrafını gördüğünüz gibi böyle koruma altına aldım. Çünkü burada voltaj var. Bu kısmını da koruma altına aldım. Yani voltaj giren muhtemel yerleri böyle koruma altına aldım. Şu taraf kalmış. Buraya da bir şey yapıştıralım. Şimdi yapıştıralım. Cihazımızı yaptık, çalıştırdık. Gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Şurada bir iki örnek verip hemen videomu kapatmak istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 satırdan oluşan değişik rakamlar var burada. En üstteki bizim şurada ayar yapacağımız alan. Buradan istediğimiz voltajı, amperi ayarlayarak aşağıya gönderiyoruz. Şu anda bu cihaz beslemesini buradan alıyor ve 46 volt, 23 volt.
46,5 volt civarında bir voltajla beslendiğini gösteriyor. M1, M2 diye amper ve volt ayarlarını ayarlayacağımız butonlar mevcut. Set butonu mevcut. Set'e de girdiğimiz zaman buradan özel ayarlar yaparak cihazımızı kişiselleştirebiliyoruz. Burada yaptığımız ayarları aktif hale getirebilmek için şuradaki on-off butonunu kullanmamız gerekiyor. Herhangi bir ayar yaptığımız zaman, butona basmadığımız zaman cihazımıza gönderdiğimiz ayarlarımız aktif olmuyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Şu anda bir adet elimde ampul var, LED ampul. Bu 12 volt 2 amperle çalışan bir lamba. Buna bir voltaj verelim ve bakalım nasıl davranacak. Ne yapıyoruz? M1'e basıyoruz arkadaşlar. Şuradaki M1 butonuna basıyoruz. Mor bir imleç ortaya çıktı. Bunu şöyle bastırarak şu buton üzerine dokunmatik görüyorsunuz. Bu kısımda voltajı ayarlıyoruz. Burada da küsuratlarını ayarlıyoruz. Şurayı 0'a alalım. Daha sonra geçelim ikinci satıra. İkinci satırda 12 volt yapalım. Şimdi burada 12 volt ayarladıktan sonra tekrardan M1 tuşuna basmamız gerekiyor. Ve şu anda 12 volt'a ayarladık. Daha sonra amper ayarını yapabilmek için M2 butonuna basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir imleç belirdi. Buradaki amperimizi de 2 amper yapacağız. Her ayardan sonra bir kere şu butona basmamız gerekiyor. Şurada örneğin 1'de kalmış arkadaşlar. Bu kısmı 0 yapmamız gerekiyor. Daha sonra şuradaki amper butonuna bir daha bastığım zaman şu anda buradan çıkan voltajımız 12.0, yani 12 volt 2 amperle bu ampulümüz yanacak. Bunu yapmak için de hemen şuradaki on-off butonuna basıyoruz ve lambamızın yandığını gördünüz arkadaşlar. Kesinlikle 2 amperin üzerine çıkmayacaktır. Amper ayarı, çünkü 2 amper ayarladığımız için buraya 4 amper, 2 küsur amper kesinlikle geçmeyecektir arkadaşlar. Bu cihazın en belirgin, en iyi özelliklerden birisi, yani deney yaptığımız zaman, herhangi bir deney yaptığımız zaman amperden dolayı taktığımız parçaların yanması olasılığı ortadan kalkıyor. Diyelim ki buraya taktığımız cihaz 3 ampere çıktı, yani amperi yüksek. Burada amperde herhangi bir sıkıntı olduğu zaman, yükselme olduğu zaman yukarıdaki voltaj kendini düşürerek bir yerde cihazımızı koruma altına alıyor. Aşağıda gördüğünüz şöyle bir mor yazı var arkadaşlar. O da wattımız. Buradan da cihazımızın voltajlarını ayarlayarak özelleştirebiliyoruz cihazımızı arkadaşlar. Ve böylelikle bir yorucu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Girişleri, çıkışları, USB çıkışı olan, zaten bu ekranı hiç saymıyorum, renkli dijital ekranı olan, arkadan bağımsız soketi olan, açma kapama anahtarı olan, her tarafıyla orijinal bir güç kaynağı elde etmiş olduk. Baştan da söylediğim gibi bu cihazı almak isteyen arkadaşlara çok şiddetle tavsiye ediyorum. Her elektronikçinin kullanması gereken voltaj ayarlı, amper ayarlı, wattını gösteren 33.99, yani 34 dolar diyelim arkadaşlar. Keşfettiğim TomTop sitesinden bunu tedarik ettik. Size de tavsiye ediyorum. Ürünün linkini hemen burada videonun altına koyacağım. Oradan girerek bu veya buna benzer onlarca elektronik malzemeyi inceleyerek satın alabilirsiniz. Burada izlediğimiz videolarımızı paylaşalım. Kanalımıza destek olalım. Hava ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eyvallah arkadaşlar. Şimdi buna güzel bir yer bulmam lazım.